12. Adam ben istemiyorum da konuştuk duruyor be sırayı beni kardeşim. Yine Ali Koç'un transfer çalımını bak. Gösterdik çaktık. Tete'yi de vermişiz. Fenerbahçe artık kaybese dağılmayacak. Kaybederse takımın liderleri var. O liderler o takımı toparlar. Sen Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinin birisi demez ya Fatih Terim. Onun egosu ona izin vermez zaten demez. Bir ülkede en çok kime karşı kazanmak istiyorsan en büyük Herkes Fenerbahçe'ye karşı kazanmak istiyor. Herkesin kader maçı Fenerbahçe. Yani üç tane major oyuncum var. Ciku, Beka, iki tane de oynatabileceğiniz stoperim varken sen hala çağlara gidiyorsan bu vizyon koyma. Şampiyonlar liginde oynayacağız. Kolay değil oralarda oynama. Oralar iyi oyuncular var. Yoksa çıkamıyorsun grup. Ama bak bütün talepleri yerine geldi. Helal olsun Ahmet İban Ulusan. Ve Trio. Sayın Dursun Özbek başka bir istediğiniz varsa bence siparişi verin bu haftadan haftaya gelsin önünüze Trabzon. Murat Aşık hoş geldin. Hoş bulduk. Atasar'da Fenerbahçe arasındaki fark ne? Her 3 aldı. Farklar ne aslında? Peki. Birincisi bir taraf mutlu ve umutlu. Bir taraf mutsuz ve umutsuz. Tıklanan oyuncular. Islıklanan oyuncular. Ya bu arada oyuncular da ıslık. Yani ben her zaman karşıyım biliyorsun oyuncu ıslıklaması ama kendim empati yapıyorum. ha yani biraz ıslıklamakta da haklılar. Yani şimdi Tete diye bir adamı yine Koç'un transfer çalalım bak. Zaha için de demiştim Tete için de diyor. Zaha'ya da geleceğim. Gösterdik çaktık. Tete'yi de vermişiz. Şimdi bazen şöyle durumlar oluyor. Deniyor ki ya arkadaş Fenerbahçe'nin gündeminin içerisinde Galatasaray'ın ne ilgisi var? Var kardeşim. Ya, olur. Olmaz mı? Kim rekabet değil? Kim Kimle rekabet ediyor? Dur ben Beşiktaş'ta da bir örnek veriyorum. Beşiktaş'ta Galatasaray çalmak. Halil Dervişoğlu'nda. Onlar da alıyoruz hep onu da oraya sürmüşler. Bak abi Halil yok. Tete. Ben söyleyeyim mi Tete gibi ben sana onlarca oyuncu bulurum. Tefe birincilikte. İşte Fenerbahçe elinden kaçırdı Galatasaray gitti aldı. Ben izledim. Ya Dünya yıldızı. Ya dedim bu Yunus bu adamdan daha iyi bir adam. 25 milyon euro böyle evet. yani böyle yani ben de dedim, bu Yunus falan da ne farkı var? Aylık 4 milyon euro maaş, 3750. Ben söyleyeyim yani Yunus hakikaten e şöyle bakacaksın olaya. Maliyet, fayda. E, tabii. Tabii ki Yunus daha faydalı. Yani zaten hep söylüyoruz bunu. Biz söylüyoruz orada Galatasaray'da Galatasaray transferine başarısız senin. E, onun dışında bence Galatasaray'ın Fenerbahçe'de bir farklı fiziksel durumu. Şimdi Galatasaray'ın eksikleri var mı? Var ama şimdi fiziksel durum eksiklik olmaz. Sen eksiksindir. Yeteneğin eksiktir ama dirisindir. Galatasaray diri değil. Kayseri Spor bence bugün Galatasaray'dan daha diridi, daha yeteneksizdi. Ki bugün Kayseri Spor'un da çok eksiği vardı. Diğer tarafta Fenerbahçe daha bütün, daha takım, daha mutlu dediğim aslında yani o daha mutluluğun altı o demek. Daha takım. Fenerbahçe artık kaybese dağılmayacaktı. Kaybederse takımın liderleri var. O liderler o takımı toparlarlar. Yani Cekos'u, Tadiç'i, Fred'i, Bonucci'si, Türkler olarak İrfancanı. Bunlar takımı hemen toparlar, ayağa kaldırır. Tüm maç içinde zaman zaman oldu bu. Zaman zaman Bonucci, zaman zaman İrfan, Zaman zaman Ceko Yani bunlar maç içinde de yapıyorlar Ve dediğin gibi de tabii Fenerbahçe Benim hep o örneği veriyorum Ben 88-89'da takım ondan benzetiyorum Her an atacakmış gibi oynuyor maçı Ya at da atacak At da atacak At da atacak Atıyor Kaçırıyor Üretiyor Ya diyor şimdi Fenerbahçe zor kazandı diyor bir kesin. Abi rakamlara bakıyorum 20 şut 11 korner 43 kez rakip cezası Topla buluşma 2.2.5 civarı gol beklentisi Ya Fenerbahçe yapıyor Ama karşısında bir takımla oynuyorsun ve Etten var. Futbol aşırı çirkinleştiren. E karşındaki rakip de futbol oynamaya hiç niyeti yok. Tek niyeti var. Sen yüklendiğin zaman kontratakla kalene çabuk gidiyor. İşte bir tane ilk yarıda oldu. En gittiler. E bir de maçın sonunda bence işte Can abiyle saldırırken de bir pozisyon oldu. Orada da ben dün de söyledim. Livakovic Fenerbahçe'ye hoş geldin. Büyük takım galisi bu. Gelmez gelmez sonlu topu çıkartırsın. Çünkü biz yıllardır özellikle Volkan Demirel sonrası yıllarda bu golleri hep yiyorduk. Sonda, son dakikada, kritik yerde, kader anında, tek gelen topta... E ...bu sefer benim de Livakovic'ten beklediğimi söylediğim... ...yani işte kardeşim sen büyük takım kalecisin... ...çıkart bunları dediğimi dün hakikaten... ...hem bu arada ilk yarıda çıkarttı. Doğru. Ama ik ikinci yarıda çıkarttığı top... ...üzerine geldiği gözüküyor ama acayip bir vuruş yapıyor Draguş... ...ki rakibin de en iyi oyuncusu. O da inanılmaz bir refleksle bir anda uzuyor kalenin içinde. Gol sen maç bitti. Ya dünkü maçın kahramanı kim mesela diye sorduklarında bana ben Livakovic dedim. İrfan Can demedim. Ama İrfan Can'a sormuşlar o kadar demiş. Çünkü yani İrfan evet golü attı. Skoru aldı ama Livakovic tabii kurtarmazsa gitti. Noktayı koydu. E koydu ya işte maçı kazandırdı. Evet. Yani maçı kazandırdı. Zaha'da biraz kalmak istiyorum. Tadiş, ucağım. Hadi mı? Hadi Bakalım katkılarını. Bak insanlar ne kızacak bana. Dün Tadiş kötü oynamadı. Bana soruyorsan. Bir daha çok gayretliydi. E, maç içinde gole çevrilmeyen dört tane anahtar pası var. Eski maçlara göre bence temposu var. Yani zorladı, force etti ama olmadı. Ya sürekli bir Ceko'ya gol attırma hevesi var. Sürekli onu bir buluyor bu, arıyor. Ama abi asli görevlerini yapan bir adam. Yine abi. geldi. Bence fena maçı içeride çoğalamadı. Ama şu da var. İsmail Hoca, ki bu arada bence maçın kahramanı ben birinci sırada. Bana göre bir İsmail Kartal da. Yaptığı değişiklikle orada çift santifora döndükten sonra aslında Tadiç çıkması gerekiyor oyuna. Şimdi... Klasik şimdi, bir kanada ihtiyacı vardı. Abi şöyle değerlendiriyorum ben. E sadece mesela içi maç üzerinde bakalım. Tadiç bölgesinin adamı olması özelliklerini dünkü karşılaşmada e, fazlasıyla yapmaya çalıştım. Antrenörün onlar ise her şeyi yaptı. Zaha'ya bakıyorsun bir tane içeri kesi top var mı? Valla Zaha maçın ilk yarısında karşısında biliyorsun eski forvet. Adam seçim. Gök Gökhan Saz da oynadı. Forvet eski. Evet. Yani zorluktan beke evrildi. E, geçemiyor. Sezon başı söylemiştim. Zaha'nın bir problemi olabilir dedim. Zaha hayatını %80'i Crystal Palace'da geçirdi. Crystal Palace kim? Bizim ligin şu andaki yani bu ligin Kasımpaşası gibi. Yani ne yukarı gider ne aşağı gider ki zaman zaman aşağı daha çok yaklaşır. Yukarı hiç yaklaşmaz. Crystal Palace bu. Zaha da hep üstüne gelen takımları açık alan çok bularak gitti. Şimdi dedim ki Zaha büyük takıma geldi. O önünde o kadar açık alan bulamayacak. Hangi maçlarda açık alanları buldu? Şampiyonlar Ligi'nde. Ki bence Şampiyonlar Ligi maçlarında o yüzden Zaha gibi daha Zaha'ya benzer oynadı. E, Türkiye'de abi sana kimse alanı vermiyor. Yani alanı kapatıyor. E sen işte Zaha'nın en topla dribbling gidecek üstüne. Ve al alanda gidecek. Alan yani yok. Yine abi her futbol artık eskisi kadar zor bir şey. Herkes analiz yapıyor. Herkes bir tedbir alıyor. Bir de tabii ki şu var. Ben bunu hep söylüyorum. Abi Zaha diyor ki kardeşim ben de Premier Lig oyuncusuyum. Premier Lig'de işte herhalde 10 seneden fazla oynadı ya da 10 sene oynadı. Ee, baba biz burada dinleniyoruz. E ee, biz de iyi para alıyoruz da. öbürü diyor bizim iki katımız para alıyor. Bir hafta dördüncü ülkeye gitti diyor. Niye bu kadar taktın sen? Ben bir? takmadım. Bana ne? Benim için iyi. Ne bileyim şey? Benim için getir... Ya benim için iyi. Hayır ben bunu T se sezon T değil. Ama da de T. Ta da normalde. Tenere sezon başı söyledim ben. Dedim ki Icardi Galatasaray için demedim. Bir takımda dedi, bir futbolcunun maaşı diğerlerinden çok yukarıdaysa işler biraz sıkıntıya girdi mi tepki almaya başladı. O yapsın derler. Bu bir de cılgını çıkarttı. Hani ben şöyle dedim sahada derler. Bu yok ki. Ya bugün baktım. Dün baktık pardon dün gece. Televizyon programımız vardı. Oğuz Altay'la dedim abi hayırlı olsun Brezilya'ya geçmişim de dedim. Bir Meksika'da deniz yaptı sonra bir dağ yaptı. E, güzel geziyor. Hoşuna gidiyor senin galiba. Abi benim hoşuma gider tabii, ben rakibiyim. Ama ben karşılarım Bakın ben empati yapabilen bir insanım. Ben şimdi benim oyuncum olsa dedim ki bir de karşımda da tam onun dengi de dek, gibi bir adam olsun. Şimdi öbürüne bakıyorsun adam akşam maç oynuyor. Sabah gidiyor onu çiğ kahvaltıya götürüyor. Dönüyor kurun iç ve ailesini havaalanından alıp evinde ağırlıyor falan. Şimdi böyle bir profili hani geçen sene çok sahiplenmişti. Orada benim söyleyeyim yani takım olmak bütün olmakta orada bir sahiplenme azalması var şu anda. Evet. Bu tarafta da tam aksine abi, acayip bir sahiplenme var. Hani Tete mi İrfan mı? Mesela. Tete mi? Bir dakika. Tete şey, mi Cengiz mi? Baba Cengiz bana iki tane maç aldı ya. Yani maç aldı bana. E o da Şampiyonlar Ligi'nde o maçı döndüren adamdı ya. Onu da de öyle derler. Koperak maçında. Gruptan çıkamadılar ki. Yani Nereye gidiyorsun? Çıkamadılar. Sonuçta da para getirdi. Bravo. Tamam. Para... Ben orada bence bence henüz de bence. Abi kusura bakma. Orada bir fark yok yani. Abi ben Tete'de hiçbir şey görmüyorum. Yok ben gördüm. Ben bir de, yani ben bir tarafta Cengiz'in potansiyelini biliyoruz. Burada Tete'de insanlar en çok ne yanıltı biliyor musun? Ben bunu yine yazın bir programda söylemiştim ya. Bana bir Fenerbahçeli bir kardeşim geldi e, bir iki gün hafta sonu için tatile gittiğimde. Abi bunu da çalım attılar, TT'yi de aldılar. Ben dedim ki sen TT'yi kaç kez izledin dedim ya. Çok izledim dedi. Dedim sen Şaktar Donets fanı mısın? Nereden çok izledin? Adam bir yerde oynamıyor ki Şaktar Abi yalan olmasın birkaç kez izledim. Demin emin misin? Abi vallahi yalan söyledim hiç izlemedim dedi. Algı yapıldı TT konusunda. Şu anda Cengiz Ayağı'na topu aldığı zaman bir şey yapacak beklentisi bütün kamuoyunda oluş ama TT'yle ilgili böyle bir şey yok. Abi Bugün bunu göstermiyor. Hete bir defa orada yani Yarın Galatasaray'ın eksikleri geldiği zaman Tete o formayı alamaz kimse. Atatürk sağda lütfen Tete gibi oynar. Barış Alper Tete'den daha iyi oynar orada. Yani onu demek istiyorum. Cengiz her zaman o formanın adayı. Ben yarın İrfan Can'a bir şey oldu Cengiz oynatımda başım çok ağrımaz. Ona da bir şey olduğunda Emre Mor'u koyarım. Çok sıkışırsın. Ceko demişken bir de bir görüntü var. Sosyal medyaya çok e, birkaç gündür yansıyan. İşte takım seviniyor. Mert Hakan yanında şarkıda Montla onları izliyor. Sonra Ceko gidiyor. Onu da işin içerisine dahil ediyor. Şimdi Mert Hakan yanlış işi çok fazla dramatize edilmiyor mu? Yani bu mesela bence doğru bakış açısı şu. Mert Hakan yanlış özel yapmış. altyap maçında İrfan Can'ın olası bir kırmızı kart görmesini evet. engelledi. Bence doğrusu oraya bakalım bence yani. Ne yaptı zaten? Abi Mert Hakan özelinde bir olayı dramatikleştirme bizde şey yok. Medyada var. Ya, sosyal medyada. Sosyal medyada var. Sosyal medyadakiler şimdi şunu akıl edemiyor. Akıl edemiyor demiyorum. Düşünemiyor. Ya Mert Hakan belki çok seviyor takım içinde. Siz sevmiyorsunuz ama belki. Belki Mert Hakan takım içinde ben hadi buradan sen. Sen gördün mü görüntüyü? Gördüm gördüm. Gördün. Ya şunu söylemeye çalış. İki gördüm. İrfan'ın çekmesini de gördüm. Abi Mert Erkan Yandaş'ın Kayseri maçında yaptığı şeylerin kabul edilir tarafı var mı? Yok. Fred'in tarih edilmesini ana oyuncusu kim? Ya var. o da orada Fred'e de yazar o işte bir yani. ben ama sonuç itibariyle ya insanların... Hatalarından ders çıkarması önemli. Bence o daha önemliydi. Bunun sürekli gündeme gelmesi ben anlayayım. Ya yok zaten abi bak ben zaten hep söylerim geçmişle yaşamak bir ruh hastalığıdır. Hele, hele geçmiş hatalarla yaşamak. Abi geçmiş geçmişte kaldı bitti. Önümüze bakalım. Mert Hakan hala bu takımın bir oyuncusu değil mi? Kulübedeydi dün. Dediğin gibi İrfan Can'ın olası bir kırmızı kartı engellendi. Hoca onu aldı çekti. O daha değerli mesela. belki eski belki Kayseri'de yaşamadı. Belki dün de oraya girmeyecekti. Belki İrfan görecekti. Bilmiyorum. Zararı neresen bölsen kardır. Eğer bundan ders çıkarttıysa ki ben ders çıkarttığını duyuyorum. Ve dün de görüyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın sevgili sosyal medya kullanıcısı Fenerbahçe'de arkadaşlarım. Bu size tüyom olsun. Belki de sizin bilmediğiniz bir şey söylüyorum. Mert Hakan belki de bu takımın en sevilen oyuncusu oyuncu grubunun içinde. Bak bunu bir daha söylüyorum. Üzerine basa basa. Önemli olan bizim herkesten bir şey almamız. Içinde, bazılarının sağ içinde ve bazılarının sağının dışında. Herkes sağ verim veremez. çünkü bu formu 11 tane var. Abi Fenerbahçe öyle bir kadro var ki. Yani herkesin oynama şansı yok. Fabrikar con cidade, con meu stadio. Ki İsmail Kartal? Ki? Ki İsmail Kartal? Kiye? Yani muhtemelen ben Romence bilmiyorum ama Fransızca'ya benziyor biraz. İtalyanca yani biraz Latin dillere benziyor ki, sen kimsin demek ki. Abi o mimikler, söyleyiş şekli zaten küçük bir şey var. Bir yıl beni aradı. En iyi antrenörlerden biri sensin. bence yalan. Bence yalan. Fatih Terim'in çok zorlu bir ayak maçı vardı dün. Yani bir gün öncesinde ayak maçını hazırlanırken Şumdika yarayıp da sen çok iyi Türkiye'nin en iyi antrenörlerden birisin. Geçmiş olsun falan diyeceğini inan ihtimal vermiyorum yani. Belki şöyle olmuş olabilir. Belki orada biliyorsun Antep'te mesela maksim almak istiyordur hoca. Belki onun için yok ya yok. Ya neyse o ne? ölüyor ya. Abi şunu dikkat. Bak yanlış anlaşılmasın. Futbol tabiri içinde kaşar bir teknik direktör tamam mı? Şunu dikkat şunu biliyor. Fenerbahçeler neye delirir? Bir açıklamada Fatih Terim adına delirir. Tamam? Mı? Biliyor. Hani velimçi aradı kardeşim. Sen Türkiye'nin teknik direktörlerinin birisi demez ya Fatih Terim. Onun egosu ona izin vermez zaten. Demez ki ben aradığına zerre inanmıyorum bak. Zerre inanmıyorum. Ne diyor? Adam şunu dikkat dışı show. Bak şunu Türkiye'ye geldi. Yok abi yeni Malatya'yla ne yaptı? Neler söyledi ya? bir dakika adamları doldurdu oraya. Çerçöp. ve Ma Malatya oyun kapalı. Kapandı gitti. Ha bunda ne buluyorsunuz ya? Hadi getirdiniz. Abi bir şey de yapmıyor ki ya. Antep şu anda düşmenin en ciddi adaylarından biri ki bu oyunla normal düşmesi lazım. Ben şunu merak ettim. Dedim ki sordum soruşturdum yakında. Dedim ki ya bu İsmail Hoca dedim geçmişte bir şey mi yaşadı bunlar bir maçta? Hani olur ya İsmail Hoca Konya'dayken falan bir şey olmuştur. Önce bir araştırdım bir şey yok. Bir şey çıkmıyor. Sonra şöyle. Hocanın şu Mudica, ya ben büyük takım çalışırmalıyım. Evet. Havalarında. Ve dolayısıyla İsmail Kartal'dan iyi olduğunu, yani nasıl o Fenerbahçe'yi çalışıyor da ben hala buradayım birincisi problemini, egosunu yaşıyor dedi. Belki birkaç sene önce kendisi yine Antep'teyken kendisi zemini kötülemiş. O ne olacak? Daha normal. Video çok güzel bir şey abi. Bizim zeminimiz iyi falan da diyor orada açıklamanın devamında. Zemine sallamasın diyor. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Kaplamayla, ambalajla iyi teknik tek sektör olunmuyor. Yani üzerine şişme mont giyip sağ kenarında İki böyle aksiyon yapınca ya da maçtan sonra türbüne göbek atınca iyi teknik direktör olmuyorsun. İcraat yapacaksın. İsmail Kartal kim? Aç bak bakalım İsmail Kartal kim? 15 sene Fenerbahçe'de top oynamış. Şampiyonluklar yaşamış. Dönmüş kulübeye geçmiş. Yardımcı hoca olarak şampiyonluklar yaşamış. Fenerbahçe'nin en kötü günlerini yaşamış. Üçüncü kez göreve gelmiş. Fenerbahçe'deki en yüksek puan ortalamasını tutan Türk teknik direktör olmuş. İki tane bir süper kupası var. Kazandı ki bu sene de kazanacaktı. Nasip olmadı. İnşallah kazanacak. İnşallah bu sezon onda bir tane de şampiyonluk kapı takacak. Bu ligde Sivas Spor'un bugün ligde oynayan Sivas Spor'u alt ligden yukarı çıkartmış. Ankara gücünü yukarı çıkartmış. E daha sayayım mı? Şunu bunları birisi anlatsın o zaman gidip bir yere. Sen ne yapmışsın? Ya da sen kimsin? Yani derdi oymuş özetle onu söyleyeyim. Baba iki maç daha kaybeder. Çantayı toplar kaçar. Ben bu sene dikkat Şunu Şumudika'nın ilk transferi ne oldu Gaziantep'e gelince biliyor musun? Bilmiyorum. 39 yaşındaki eski oyuncusunu getirdi. Junior Morais. 39 yaşında. Seviyor demek ki bu işleri. Ha? Seviyor Sevbilirim. mu Evet. <laughs> Yok ya hiç sevmiyor. Söz konusu. olunca Ayrıca sinir bozucu mu oluyor rakipler için? Abi burada hep söylüyorum. Bir ülkede en çok kime karşı kazanmak istiyorsan en büyük olur. Herkes Fenerbahçe'ye karşı kazanmak istiyor. Herkesin kader maçı Fenerbahçe. Yani ben böyle bir şey hiç görmedim hayatımda. Yani şu mudikası da öyle. Rıza Çalınbay da öyle. Öteki de öyle. Öteki de öyle. Veriki de böyle. Ya geçen hafta Antep maçı bitiyor. E, Hatay'da. Sonuçta düşme hattını yakından maç. Bir puan alıyorsun. Ki Hatay'ın bir golü sayılmıyor sonunda. Vardan dönüyor falan. Mutlu olman lazım. Bu arkadaş Şumurik hastanede yatıyor da Antep'te. Gidememiş. Bir olduğu için. yardım istiyor ki hafta Fenerbahçe kaybetmeyiz. E ne oldu baba? Ne oldu şimdi mesela? Şöyle e, galiba Nihat Kenç yazmıştı. O Trabzonspor'dur. O bir yazısında şey yazıyor. Fenerbahçe anlatıyor. Anadolu takımlarının en büyük hedefi sezon içerisinde mutlaka Fenerbahçe galibiyeti almak. Ya bunu biliyorsun. Slaven Bilic de buna benzer bir şey söyledi. Yani sadece Anadolu değil. Yani tek amacın Fenerbahçe'yi yenmek olduğu birlik Türkiye Ligi. Öyle ya da böyle. Bunu bak. Herkesin buradan senin kaç kupan var, yıldızın var. O, abi o iş öyle olmuyor o iş bu benim anlattığım başka bir şey. Buna kafası basanlar basmayan anlamaz. Ben anlatamam. Tabii şunu da anlatıyorlar bu arada hocalara. Bak Fenerbahçe maçı. Burada biraz sansasyon yarat. Seneye bu sene Antep. Seneye iki tık daha yukarıda kim var? Ankara gücü zorlarsın bak. Adana Demir Spor falan sana gelebilir. Kazanırsan. O gazı da veriyorlar tabii. Vermiyorlar değil. Oriçi. Adam be. Abi işte Şimdi şöyle bakıyorum olaya. Şimdi normalde bu olacak dün oraya giderken mesela biliyorsun oyuncu kendini hazırlar. Giderken derken? Antep'te uçağa binden İstanbul. Ha pardon özür dilerim. İstanbul'a uçağa bindin. Oyuna girdi hemen şey, Yok yok. Oyuna gitti onu, yok onu, onu, yok. onu, söylüyorsun zannettim. Yani uçağa binerken şöyle gidiyor bu Ya yani ben bu hafta nasıl oynamayacağım. Muhtemelen hoca da ona söylüyor. Yani seni götürüyorum. Hani bir gör ortamı. Hani belki skor alırsak sıkarız seni bir 3-5 dakika bakarsın sahaya takıma falan. Bir anda neredeyse bir tam maç oynadı uzatmalarla beraber. Yani, hemen hemen bir tam maçı yakın oynadı işte. Hay Allah Serdar Aziz de sakatlandı. Sak hiç de sakatlanmaz hayret. Tecrübe şöyle bir şey. Abi, girdiğin anda sanki yıllardır buradaymışsın gibi. Yani sezon başından beri Hani bir idman yapmamışsın da takımla. Sezon başından beri idman yapıyormuşsun gibi. Yanında orijinal olmayan stoperle oynamıyormuşsun gibi. Yani ki bu arada bence artık e, ee, de yavaş yavaş orijinal stoper oynama gibi oynamaya başladı. Hatta Bonucci girdikten sonra Bonucci biraz daha geri attı kendine Ona biraz daha önde bastırdı. Çünkü artık Bonucci Abi oyuncular en iyi kendileri tanırlar kendilerini. Bonucci şunu biliyor de Ben eski hızımda değilim. Abi doğru transfer midir? Geçelim şimdi. O deklarasyonlar işin deklarasyonu. Ben bunu geçen hafta söyledim ya. Bunlar böyle güzel, bunu göster. Bu transfer. bir konu değil ki. Bunu göster. Ya göster daha gösterecek daha bir şey göstermedi. Bak dün basit bir rakam söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Cübük'a oynamadığı zaman bir problem var. Kafa topu alamıyor. Dün Bonucci dörtte dört dört kafa topu alacakmış dördünü almış. Bitti. 11 uzun top atmış abi 7'si isabetli. Zaten bunun en büyük alamet farkı o tersi uzun atması. Doğru. Gol pozisyonlarına gitti mi? Gitti. O olarak bir pozisyon var. Antepli geliyor. Tam topa vuracakken vücudunu öyle bir koyuyor ki Antepli dengesine kaybetmiş. Abi bak bunlar hep tecrübe. Her oyuncu o yüzden Bonucci olmuyor. Sadece oyuncu almıyorsun. Ancak büyük bir tecrübede satın alıyorsun. Emin olur ya? Yok, abi problem çözücü oyuncu bunlar. Ceko, Tadic, Bonucci, Fred bunlar oyunculukları kadar problem çözücüler arka tarafta. Dün baktı Fred mesela İsmail Yüksek iyi değil. Onun işini de yapmaya çalışıyor. Gidiyor iki stopen arasından topla çıkartıyor. Zaman geliyor rakibi de kesiyor. Öyle de oynuyor. Abi şu karakter koyuyor. Mutsuz eden oyuncu yok anladın Fenerbahçe'de. Ya mutsuz eden yok. Ondan dün bence biraz mutsuz olan bir İsmail Yüksek yani. Sanki kurmuş transfer onu biraz kafayı karıştırmış yani. Acaba ben bundan sonra hiç oynamayacağım mı? Yani e, alıştığımız İsmail gibi oynamadı. E, hatta bazıları şöyle de biraz acımasızca yorum ama. İsmail sanki neden Kurniş oynamalı... Der gibi oynadı. Ben ama şöyle düşünüyorum. E, İsmail'in güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Tanımıyorum. Bu arada bunu biliyorsun. Gelişimi yaptıklarına bakıyorum. Buralarda çok takılacak. Bugün de düşünmüyorum. E, Olimpik Lyon'dan bir teklif aldı. Fransız basın tarafından da bayağı ciddi şekilde ekip tarafından dillendiriliyor. Ben geçen yıldan biliyorum. ...bayağı Bayer Leverkusen'den. ilgi mektubu gönderdi. Geçen yıl vardı. Avrupa Şampiyonası sonrası Fenerbahçe'nin değerli oyunculardan bir tabi. Zaten şu anda 8, yani 8 milyon eurodan bahsediliyor. Ya bu arada şimdi tamam Avrupa Şampiyonası falan. Ya ben de 8 milyon euroya belki satmam ama. 8 milyon euro Türk ekonomisi düşünen 250 milyon TL yakın bir paradan bahsediyor. Çok iyi para. Bilemiyorum. Bu yöneticilerimizin vereceği bir karar. İsmail bence vazgeçilebilecek bir oyuncu hele hele hala 8 artış devam ederken. Ama İsmail'in belki bu dönemde biraz mental psikolojik desteğe ihtiyacı var. Yani bak kardeşim kurun hiç gelebilir. Gir rekabete. Ya bak niye? E Çağlar geldi o da girecek rekabete. Ben o işi yapabilecek ya düzeyde bir adam olduğunu düşünüyorum. Yapabiliyorsan biliyorsan büyük oyuncusun. Peki, yapamıyorsan sıradan oyuncu. Bu yayını çektiğimiz sıralarda Fenerbahçe Çağlar transferini de açıklamış olabilir. Olamaz. Ben, ben de bir Peki. söyleyeyim. Peki. Sendekide tarafında problem yok. Atletico Madrid'de problem yok. Tamam. Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralamakla ilgili bir planı yok. Ee, uzun dönemde oyuncuyu satın almakla ilgili bir planı olduğunu e, biliyor mu ben bilmiyorum. Ben kiralamak... Ben de bilgi bu. 6 aylık falan değil. Fenerbahçe oyuncuyu önümüzdeki yılı da düşünerek satın almak. Satın alma. Satın almak istiyor daha doğrusu. Tam opsiyonu alacaksın şu anda. E, e, finansal kriterlerden dolayı. No, kurun içi aldığın gibi. Yani çok basit bir opsiyon maddesi koyup. Yani Fenerbahçe şunu düşünüyor. Ben kiralık falan değil. Bu oyuncuyu kadroma ya, tamam. alayım diyor. alayım ama benim anladığım kadarıyla daha. Ya benim şu ana kadar edindiğim bilgilerde kiralık yönünde. Ve Atletico Madrid'in oyuncuyu. Yine okuduklarımı söylüyorum bu. Türkiye'ye kiralamak istemiyor. Türkiye Ligi'ne. Yani daha üst seviye bilgi. onlara göre Türkiye Ligi'nin daha üstüne. İşte İngiltere'ye, İtalya'ya göndermek istiyor. Ama Çağlar'la da Fenerbahçe anlaşmış Bu bir, bir süreç. Bilmiyorum bugün mü biter, iki gün sonra mı biter ama ben burada şuna bakarım. Bu transfer olur ya da olmaz. Ben bu da vizyona bakarım abi. Şimdi senin elinde Bekao, Ciku, Bonucci. Öyle ya da böyle Serdar Aziz, Oster Gold'e var. Tamam mı? Yani üç tane major oyuncum var. Ciku, BK, Bonucci. iki tane de oynatabileceğiniz stoperim varken. Sen hala çağlara gidiyorsan e, bu vizyon koymaktır. Şampiyonlar liginde oynayacağız. Kolay değil oralar oynamak. Oralar iyi oyuncularla. Yoksa çıkamıyorsun grupta. Artık ne? İyi oyuncu grupta. Garanti diyorsun yani. Garanti demiyorum. Abi olumlama yapıyorum. Pozitif düşünce düşüncedeyim şu anda. Olumlama bak. Şampiyon olacağız demedim. Şampiyonlar liginde oynayacağız dedim. Mehmet eşi gibi konuşuyor. Pozitif olalım. Yok ben bunu yıllardır söyledim ki Mehmet Büyükeşit'in gibi sonradan öğrenmedim yani. Hani bak, bak. çok kitap da okudum o yüzden. Ağabeyle gitti. Böyle şeyler normalde ağabeyle gitmez. Ya ağabeyle ya... büyük gidince. Aynen o ona birileri eline tutuşturduğu kağıttan okuyup söylüyor. Ben <laughs> kağıttan okumuyorum. Da, okuduğum kitapları da söylerim bir ara Aydın'cığım merak ediyorsan. Sana da yollarım evde duruyor. Çok yani ben buna... o psikoloji kitapları okumuyorum çok keyifli. Ben de okumuyorum bunları çok keyifli. Anlatım falan acayip akıcı böyle. Yani benim çok nadirdir başlayıp bitirdiğim kitap bu onlardan biri. Peki. Yani şunu anlatıyor. Aslında hayatta her şey herkes aynı. Negatif düşünmenin bir anlamı yok. Akademi olumlu düşünelim. Ben de şöyle diyorum. Ben asla şey bile demeyeceğim. daha söylüyorum. Şampiyon olduk. Ne zaman diyeceğim? Matematiksel olarak biz ligin son haftasına giriyoruzdur. 4 puan olmuştur. Fark diyeceğim. Bir şampiyon. Tamam. Evet. O adam yani ondan sonra yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Onda bugün ne söylüyorum? Okan Buruk sürpriz bir açıklama yaptı. Hakemle de Oyun içerisinde tabii ki hakemin Yine son haftalarda olduğu gibi birçok şeyde rakibimizden yana takdir aktarı kullandığını düşünüyorum. Vay be. Çok sürpriz olmuş bu. <laughs> ya normal artık bu kanıksadık onu ya. Ya geçen seneden beri bitmiyor. Daha komiği şu Galatasaray geçen hafta yaptığı üçlü, iki buçuklu e, basın toplantısı. Çünkü iki de yarım metin üstü. Yani soruya cevap sadece. Bu toplantıda mesela hiç öyle bir alakalara, bize hep iktidar çağrısı yapıyoruz. Hiç hakemlere falan çatmıyoruz ama bak bütün talepleri yerine geldi. Helal olsun Ahmet İban sana. Ve Trio. Dedi ki Trio'dakiler hep böyle böyle dedi. Hop dün bizim %100 penaltıya 3'ü de penaltı değil dedi. Bugün bizim stadımızda var. Hiç penaltıya çağırıp bize lehimize penaltı vermiyor dedi. Bugün o da oldu. Sayın Dursun Özbek başka bir istediğiniz varsa bence siparişi verin bu haftadan. Haftaya gelsin önünüze Trabzon'da. Yani ben böyle bir şey ilk kez görüyorum baba. İki gün önce Cuma, Cuma günü Cuma günü. Cuma günü siparişi verdi. Yemek sepetinden bu kadar hızlı gelmez yemek. Tak İşler hemen bugün gerçekleşti. Dün tiriyor. Bugün hakemler mükemmel senaryo. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle itek kazanma kazanmaya devam etsinler. Daha iyi. Çünkü şey zannedecekler. Biz iyiyiz. Bu çok tehlikeli. Biz iyiyiz zannedecekler şu anda. Ve bunu savunuyor. Okan Buruk da bunun için çok iyi olduğunu zannediyor. Bunu düşünüyor Okan Buruk. Eksikler gelince biz çok iyi olacağız. Abi şimdi kim kaldı eksik? Icardi. Icardi. Başka kim güzel? Kerem Aktürkoğlu. Abi, abi Kerem cez cezası var. Peki. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya ben 10 e, gerçekten... haftadır oynamıyor. Ya ya konuşmayı yani ben istemiyorum da. Konuştuk duruyor be beni kardeşim. O biliyor. Ya şu endombelin hali nedir ya? Abi koşamıyor adam. Abartmıyorum bak ben geçen hafta Adela'yı yırttım ya. Geçmiş hafta oldu. Tedavi var diyorum ben bak koşmam yasak. İlk düzenle bak yemin ediyorum her türlü koşuda geçerim. Ben 45 yaşındayım kilom fazla. Abi adamın alakası yok olayla. Ya dikkat et oyundan çıkıyor. Kızlar hareket etmesi lazım Galatasaray beraber yani. Skor yürüyerek çıkıyor oyundan. Ya baba bak bu sıkıntı yaratır. Bu normal değil. İnsanlar bana kızmasın endombeli kötü oyuncu demiyorum. Bir zamanlar iyi oyuncuydu. İşte 70 milyon eurolar gören zaten o ilk katı olmasın ama... Mesut öyle değil zaten. Mesut Özil dünya starı olarak yani. Onu da şey istirdim. İki tane maçı var. Fenerbahçe geldi onu da eleştirdik baba. Onu da dedik. ya Futbolu bırakmış dedik buraya geldiğinde. Tabii. Ayrı. Ama yani... Abi Allah aşkına ya. Yani bugün daha sayılı çok eksiği var diyorlar Kayseri maçında. İlkar e ne var? Fenerbahçe bu adamla sezon başında. Ha geldi gelecek. Endam belediye. Var ya hepsini sağa sola plaselemiş bak. Maviş herkese plaselemiş. Başkanım benim Endombele bu arada şaka bir yana tabii. Endombele soruluyor. Abi rapor kötü geliyor yan adamla ilgili. Abi onu şeye soracaksın. Arkadaşlarına sorduk çok iyi durumdaymış diyenlere sor bana. soruyorsun? Yani bir gün önce sakatmış deyip bir gün sonra arkadaşlarına sorduk çok iyi durumdaymış. Hangi ayda? Ağustos muydu geldiğinde? Ağustos falan ya. Transfer. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Beş ayda hala yerle gelemedi. İnşallah bir ara gelir bitmeden. Galatasaray bu sene transferlerde baltayı taşa vurdu kardeşim. Ama en büyük taş bu. Ama buna rağmen lig yine kafa kafaya gidiyor. Zaten, zaten, buradaki sorun bu. Lig niye kafa kafaya ediyor acaba? Niye? Acaba birileri mi ittiriyor? Bir tarafı Galatasaray diyor ki ha. arkadaşlar burada bir operasyon var. Bağlı karşı bir operasyon var ve Fenerbahçe evet. şey ittiriliyor. Orada ayrılıyor. Orada Dursun Özbey'in dili sürçtü. Aslında bizi ittiriyorlar diyecekti. Bize karşı operasyon var dedi. Yani bugünkü aradaki puan farkında sadece iki olmasının başka hiçbir açıklaması yok çünkü. Gerçekten yok yani. Ha, yine espri bir yana. Burada çok güzel ya galiba Mehmet Demirkoğlu söylemiş de abi zaten Galatasaray'ın iyi bir takımı var diyor. Fenerbahçe'nin iyi olması gerekiyor onu geçebilmek için. E şu anda geçiyor diyor yani. Galatasaray ise geçen sezonun bittiği gün şampiyon oldukları, şampiyon kutladıkları gün eksikleri neyse işte sol bek merkez ortası yine sol bek merkez ortası eksik. Şimdi taraftar olarak bakıyorsun abi bir taraf bonuç içindirdi, kurun içindirdi. Yok çağlar geliyor mu diyor. Abi öbür taraf Berkan Kutlu için röportajlar. Çok özledim Galatasaray'ı. O ayrı kalmak çok zor geldi. Baba 6 ay oldu daha gidelim. Ya ne ara özledin? Ne yaşadın? Toparlayıcı olsun diye sezon başında gerek yok deyip yolladığın adamı geri getiriyorsun. Abi bir de tam getirdin. Bu da para da Abi getirdin biraz fükönet. Adamı yıldızmış gibi lanse edip yani sanki. Ya şey çok komik oluyor. Bir tarafta bol içi röportaj veriyor. Bir tarafta Berkan Kutlu veriyor. Ya şimdi adamı da küçümsemeyelim. Küçümsemiyorum. Olayı anlatıyorum. Şimdi ben kimseyi küçümsemem hayatımda. Öyle bir düsturum yok hayatımda. Ama şunu anlatıyorum. Zaten bunu Berkan Kutlu isteyerek yapmıyor. Berkan Kutlu üzerinden PR yaptırıyorlar. Bence soru şu. Galatasaray'ın PR üstadı onun üzerinden PR yaptırıyor şu anda. Bence soru şu. Sen de çok seversin Galatasaray'ın PR üstadını o yüzden. Kardeşim bu adamı neden yolladınız neden geri aldınız? Çünkü yaptığınız hamleler tutmadı. Tutmayınca vay biz bu hata yaptık geri getirdik. Nerede oynayacak Berkan? Çıkamıyor itiraf. Nerede oynayacak? Ya orada işte girecek çıkacak. Ne bileyim abi. Çok özlemiş ya şunu mu özlemiş? Kulübede oturmayı mı özlemiş yani? Bu arada o Solbeck de oynamıştı. Abi... Bak. Evet. Zaten onun için aldılar da. Alternatif sol bek olarak aldılar. Hey, milli takımda bizim neydi hoca? Büyük hoca vardı ya. Stephen Kunz. Kunz. Kunz onu bir sol bek oynatmış. Galatasaray. Şampiyonluk mücadelesinde sol bek Berkan'la mı oynayacak? Ne bileyim? Barış Alper'le mi oynayacak? Kazım Canlı mı oynayacak? Ne ya ne da değil. ya diğer adayı kim daha Lee Dubois. Abi ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada hala dursun özellikle bizim bir sıkıntımız yok diyorsa kusura bakmasın doğru değil ya. Her haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek <laughs> üzere.